sunar. Bu tabi şahane bir haber. Çok. Ramazan bayramı namazı için bu. Bayram namazı için. Ee, gelin stadımızda kılın demiş. Blackburn Rovers kulübü ve kendi Helal Blackburn Rovers taraf Müslüman taraftarları gelip. Ee, Stadda bayram namazı için. İngiltere'ye gidenler bilirler. İngiltere'de çok fazla Müslüman var. Şeyden. Ee, i̇mparatorluk topraklarından, kam, topraklarından gelen çok fazla Müslüman şey var. Ee, İngiliz vatandaşı var diyeyim. işte Pakistanlılar bilhassa i̇şte bir kısım Hindistan, Hintliler, evet. Bangladeşliler, Cezayirliler falan çoktur. Ee, dolayısıyla mesela özellikle belediye çalışanlarının veya işte devlet dairesi görevlilerinin diyeyim ee, büyük bir kısmı da bu göçmenlerden oluşur. Onlarda mesela ben şeyi bir görmüşümdür. Yani otobüsü kenara çekip boşken tabii şey saatinde hani Aha. işte gidecek servis saatine girecek veya işte ara otobüsünü parka çekecek. Otobüsü sağa çekip yol kenarında veya otobüsün içinde tek başına namaz kılan şoför görmüşümdür. Blackburn Rovers'ta böyle bir ya dolayısıyla Müslüman kültürüne yakın bir şeydir. Evet. İmparatorluktur. O, o, o kültürü bilir yani şeyci. Ee, İngilizler. Blackburn Rovers taraftarlarına da böyle bir şıklık yapmış. Allah kabul evet. etsin diyelim abi. Ne diyelim? Abi, ben İngiltere'de bir şey görmüştüm Serdar yıllar önce. Bu Herenge'yi denen bir bölge var. Türklerin evet, yoğun olduğu. Galiba onun yakınında bir yerdeydi. Ee, kilise ve cami yan yanaydı. Yani sadece ikisi de aynı yapı. Duvarları bitişik. Aynı merdivenden çıkıyorsun. Sağ taraftan girersen camiye giriyorsun. Soldan girersen kiliseye giriyorsun. İkisini ayırt eden e, kilisede haç var. Camide de ay var. Hı -hı. Medeniyet çok hoşuma gitti. Tamam mı? Yani orada da mesela Müslümanlar demişler ki ya biz kardeşim ibadet yapacak bir yer istiyoruz. Buyurun demişler. Kiliseleri yan yana koymuşlar. Hı, Hı İsteyen kiliseye giriyor, isteyen camiye giriyor. Kimse kimseye karışmıyor. O medeniyet hoşuma gitmişti çok. Evet. evet olimpiyat köşemizde Tatava'da bu hafta bizim zamanımızda Zafer abi de hatırlar. Çok büyük bir e, efsanenin devamlı bizi hatırlattığı ve çok evet. fazla ee, zaferler kazandığı, artık her sene bir santim bir santim geliştirirdi evet. hatırlarsan. Sırıkla atlama e, branşı var. Sırıkla atlama bizim efsanemiz tabii Sergey Bubka'ydı. Evet. Sergey Bubka böyle her yıl bir santim geliştirirdi abi Hatırlar. O da uyanık tabii, tabii. özellikle. Çünkü evet. Rusya'da o zamanlar Sovyetler Birliği'ydi galiba o zaman. Tabii Sovyetler Birliği'ne başladı, Rusya'da da devam etti. Devam etti çünkü orada o zaman altın madalya aldığın zaman devletten şu kadar bir para alıyorsun. Rekor kırarsan Ayrı bir para Hı. da alıyorsun. Bufka'da o yanık. Her sene yarım santim, bir santim. Tabii, tabii. Yarım santim, bir santim. Tabii, tabii. Santim santim, santim eri paraları toparladı. Akıllı adam Başka yani. da rakibi tabii. de yoktu. Kimse de onu geçemiyordu. Hakikaten öyleydi. Ee, ama yani baya baya iyi bir sırıklı atlamacıydı. Böyle Bir de sırım gibi. Zayıf tabii. Kendisi de sırık gibi bir şeydi. Tabii. Hatırla. Tabii. Tabii. Çok büyük sporcuydu. Sonra da galiba Olimpiyat Komitesi Başkanı oldu Sovyetler Birliği'nin. Veya Rusya'nın. Rusya'nın. Ee, evet. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı oldu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama şimdi Sırıklı Atlama'da yeni bir yıldız varmış. İsvi İsviçre'de. İsviçre. İsveçli. İsveçli ama göçmen. Duplantis. Hı, hı Armand Mondo Duplantis diye muhtemelen göçmendir. Evet. Ee, Diamond League yarışlarında 6-15 atlamış. Ve 26 yıllık bu rekorunu kırmış. Kırmış. Helal olsun. Ee, Tokyo'da da en son Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya almış. Babası da eski sırıklı atlamacıymış abi. O da bubkayla yarışmış. Ulan ben geçemedim ha, sen geç falan. Ben geçemedim oğlan geçsin Sen ya. geç falan sen kırmırı falan diye bir şey olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu Duplantis arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yani Sergey Bubka'nın kırılamayan rekorunu kırmışsa Büyük bir şey yapmış. Ya 6 metre 15 santim de az buz bir yükseklik değil Tabii mi abi? Öyle. Sırığı tam tutacaksın koyacaksın. O bir de sırığı bazen koyamazlar şeye. Evet koyarsın da sonra <laughs> kendini yukarıya atarken sırığı en yukarıdan mümkün olduğu kadar oradan tutup sonra bütün vücudunu atman lazım. Arka tarafa doğru. Çok ciddi spor hakikaten. Ben bir onu bir de yüksek atlamayı hiç anlamadım abi. Vallahi mi, Nasıl değil? yapıyorlar abi? Yüksek atlamayı. 2 metre mi? nasıl sıçrıyorsun sırt üstü ya? Evet. 2 metre ya. Kale <laughs> direni geçiyorsun abi. Öyle bir şey olur mu baba? Yer çekimi nerede abi? Atlasan abi sırt üstü 2 metre. 2 metre atlayamazsın yani. 2 metre atlıyorlardı ya. 2 metrenin e, üstünde atlıyorlardı. 2.38, 2.40 2, 15 falan. 2.15 atlayan vardı ya. Yani şimdi adam geliyor. Şöyle şu şekilde durarak 2 metre havada duruyor ya. Hani 1 saniye duruyor ama duruyor. Evet. Bunu nasıl yapıyorsun abi? Ama şimdi o, o tekniği mesela olimpiyattan ilk başladığında böyle yüzü koyun atlıyorlarmış. Havuza atlar gibi. Tamam mı? Sonradan kim icat etmişse onu ters atlamak. Ters atlamayı ters atlayınca sıçrama şeyin daha fazla oluyor bu sefer. Ben bak bunu anlamadım. Uzun atlamayı da anlamadım ben. 3 adım atlamayı hiç anlamadım. 10 metre yürüyorsun ya havada. Evet. 10 metre yürüyorlar abi. Havada <laughs> gidiyor. 10 metre yürüyor adam. <laughs> İnan. Bu arada 6-15'ten kırdı. Sonra Sergey Kukan'ın sonra kendisi yine o rekoru bir daha geliştirdi. Yani 6 15 de mi geliştirmiş? Evet. Aa, baba baba kaç bu da bu da bubka bubka olarak... 8 metre atlamadı herhalde ya. Abi işte alt hep bir santim bu da bubka tarzı. Aa. Babadan öğrenmiş tabii. Benim tabii. bir rakibim var bu, bu bubka her sene böyle yapardı. Tabii baba 6 15'i geçtim. Şimdi kaç atlayıp sakın 6 70 falan gelme yavrum. Santim santim git. Vallahi İsveçli duplantisi tebrik ediyoruz. Bizim de tabii sırıkla atlamada her su şaşma var. Güzel. Ülkemizde Fenerbahçe kulübünde Fenerbahçe işte zaten yatırım yapıyor bu olimpiyat şeylerine, eee sporcularına. O da Türkiye rekorunun sahibi ama ilk defa sırıkla atlamada bizi Tokyo'da temsil etmişler. Su. Kendisine de e, başarılar diliyoruz. Bundan sonraki inşallah bir sonraki olimpiyatı da katılır. Evet. Okeyle rötarlı konular başladı. Ha, evet abi. Geldik bizim adamımıza. Gelelim. Gelelim. Buna Aslında. ben de bir kart göstereyim Buna mi? Sen de göster abi. Bak Buna... İlhan, hakikaten artık yeter ya. Vallahi bu <laughs> haftanın röter İler konusu. Yeter ya. Vallahi yeter. Baba bu ne yapıyor ya? Abi bu herif paranın gücüyle şımardı. Yani affedersin bokunda boncuk arıyor. Evet. Para çok ya. Ne ne yapabilirim artık? Daha ne saçmalayabilirim? Şimdi Coca-Cola'yı da alayım, de kokain koyayım diyor. Ha. Güzel. Yeniden koyacağım diyor. İlk zamanlar öyleymiş ya. E öyleymiş. Coca işte. yaprağı varmış. Yani ben şey, anlamıyorum. Şimdi bu adam dünyanın en zengin adamı olduktan sonra sapıttı bu serdar. Evet abi. Vallahi sapıttı bak. İşin bokunu çıkardı. Şimdi Facebook'u da alayım kapatayım diyor. Şimdi Facebook'u da alayım kapatayım. Şimdi Mars'ta ayrı bir uygarlık kurayım dedin. Eyvallah karışmadık. Dünyanın etrafına haftada bir uydu gönderiyorsun baba. 1785 evet. tane uydu'm var bütün evet. dünyanın etrafında. Ona da karışmadık. Diye. Hepimizi bir güzel içine aldın. Evet abi. Dur abi Twitter'ı alayım. Dur abi Coca-Cola'yı alayım. Yarın öbür gün Facebook'u alayım. Onu alayım, bunu alayım. Böyle zengin şımarık çocuklar olur ya. Her şeyi ben alayım, ben alayım, evet. ben alayım kenarda dursun diye. Allah sonu hayretsin İlhan. Aa ne diyeyim sana. Yalnız yani. İlhan diyor Var. ki İlhan diyor ki Instagram'ı falan da alacağım diyor. Alır gerekirse abi. gerekirse alırım diyor. Alır abi. Alır. Vay bilinçli bir şeydir ya. Alır. Ya adamdan Twitter'ı satın alıyor. 44 milyar dolara mı ne alıyor evet. galiba? Sonra da adama diyor ki mal sahibine gel diyor yüzde %50'sini sana satayım tekrar diyor. Tabii. Evet. Adama. Herif de şimdi düşünüyor lan alayım mı almayayım mı diye. Bu dünyayı tamamen kendi komutası içerisinde kendi hükmedeceği bir alan içerisinde almak için ufak 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 bu çocuk girişimlerde diyorsun. Girişimlerde bulunuyor. Allah sonunu hayretsin ama bu, bu dünyayı da sana yedirmezler İlhan sana söyleyeyim. Tabii yani. canım. Herkesin Tabii. de bir limiti var değil mi baba? Abi her firavunun bir Musa'sı vardır. Olur abi. Göreceğiz zaman içinde. Okeyle rötarlı konular sona erdi. Şimdi bu Donald Trump biliyorsun Twitter'da bu benden de abi. Evet. Babayı yediler biliyorsun. Babayı seçimlerde evet, hokkabazlıkla hokka yediler. Hokkabazlık. <laughs> <laughs> hokkabazlık. <laughs> 74 milyon oy aldı herif ya. Evet. 74 milyon oy aldı. Öbürü de 74 milyon evet. oy aldı. Yok neymiş dışarıdan gelen mektupla kullanılan oylar da oylar da diye babayı Amerikan derin devleti sen baba sen bir geri çekil dediler. Evet. evet. Şimdi bu da o zaman da Twitter'dan ya böyle şey mi olur bilmem ne mi olur filan derken bunun taraftarları da biraz böyle rahatsız arkadaşlar biliyorsun. Hı -hı. Twitter bunları banladı. Bu da dedi ki ulan sizin madem işte bu özgürlükleri dünyasıyız ben Twitter yerine işte Mimiter kurayım. Kurayım dedi. E, adı neydi bilmiyorum. Burada biz haberi öyle almışız ama adının ne olduğunu bilmiyorum. Ben de demiş yakında geliyorum. En sevdiğiniz başkanınız dönüyor. Filan gibi şeyler yapıyor baba. Evet. İşte Biden dünyayı bizi rezil etti. Ben olsam bu Rusya Ukrayna savaşı çıkmazdı. Filan gibi haklı da olduğu bir İktam takım şeyler, şeyler, yapıyor. Dedi. Evet. Adı Trump ne social'mış? Truth, truth social. Ha. Truth social diye bir şey koyayım diye bir, bir kendisi başlamış projeye. Evet. Bunu da İlhan'a sormuşlar. Bana ha. demişler rakibim böyle bir şey yapıyor ne yapıyorsun? O da demiş ki trompet olsun demiş. Boş işler abi. Boş ya ben diye, bence bu Trump. Allah Donald yapıyor. kazanırsa bu İlhan'a bir şey yapar abi. Ama Donald'ın kazanması da İlhan'a bağlı. Şimdi Twitter'ın sahibi olduğu için Donaldla pazarlık yapacak. Diyecek ki baba Amerika'ya başkan olmak istiyor musun? İstiyorsun. Hı. O zaman ben ne iyi geçeceksin kardeşim diyecek. Hı. Bütün sosyal medyada, Twitter'da diyecek ki babacığım Donald Trump'ı devamlı destekleyin. Pozitif haberleri çıkarın hep. Doğru söylüyorsun. Negatifleri yok sayın. Abi'ye bir yol verelim çünkü ortaklığımız var diyecek belki de. Bilmiyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz. Hayırlısı. Çünkü ikisinde de para olduğu için hani bir iş adamı dostluk, iş adamıyla anlaşır diyorsun. Bir dostluk, bir arkadaşlık düzleminde buluşurlar diye evet, tahmin evet. ediyorum. Jackson Sundu